Berlin'deyiz. Berlin Adalet Bakanlığı'nın önünde gerçekleştirilen miting yerindeyiz. Adalet Bakanlığı'nın önünde yapılan eylemin amacı 129 AB yasalarının kaldırılması ve Almanya'da tutuklu bulunan İhsan Cibelik, Serkan Küpeli, Hasan Unutan ve Özgül Emre'nin serbest bırakılması. Bu taleplerle Eda Deniz Haydaroğlu 56 gündür açlık grevinde. Aynı şekilde 6 gündür Ilgın Güler açlık grevine başladı ve bugün bir arkadaşları daha açlık grevine katılacağını duyuracak. 3 kişi bugün Avrupa'nın göbeğinde antidemokratik faşist 129 AB yasalarının kaldırılması için açlık grevi yapıyorlar. Ve bugün tam 56. gündeler Haydar, Eda Deniz Haydaroğlu. Evet, burada çeşitli demokratik kitle örgütlerinin, çeşitli Alman solundan grupların katılımıyla Adalet Bakanlığı'nın önünde bir eylem yapılıyor. Güneşli bir gün, güzel bir gün ve bugün direnişin sıcaklığını da hissetmek mümkün. Eda Deniz Haydaroğlu burada şu anda. 56. gününde birazdan canlı yayınımızda onları konuk edeceğiz. Onlara sorularımızı yönelteceğiz. Evet. Gerçek Haber Ajansı Berlin'de Adalet Bakanlığı önünde yapılan mitingden yayın yapıyor. Tabii ki gösterebiliriz. Adalet Bakanlığı'nı da gösterelim. Eda Deniz Haydaroğlu tam 56 gündür açlık grevinde. Bugün bir kişi daha açlık grevine katılacak. Açlık grevinin talepleri 129 AB'nin kaldırılması, İhsan Cibelik, Özgül Emre ve Hasan Unutan, Serkan Küpeli'nin serbest bırakılması. Ayrıca şunu da söylemekte fayda var. 129 AB yasaları Almanya'da 200 yıldır yürürlükte olan yasalar. Bu yasalar 200 yıldır antidemokratik bir şekilde muhaliflere karşı, ilericilere, demokratlara, devrimcilere, Marksistlere karşı kullanıla gelmekte. Hitler'in en fazla kullandığı yasalardır 129 yasaları. İkinci Paylaşım Savaşı'ndan sonra Alman devleti bu yasanın kaldırılmasını istemedi. Şu gerekçeyle Nazi örgütlenmelerinin yeniden olmaması için bu yasaları kullanmak istiyoruz dediler. Ancak 129 AB yasaları kapsamı genişletildi ama hiçbir şekilde Nazilere karşı kullanılmadı. Bugün 4 tane devrimci, hatta daha öncesinde de tutuklananlar var. Musa Aşoğlu bunlardan biri. 5 devrimci 129 AB yasalarından dolayı tutuklu bulunmakta. 4 devrimcinin tutukluluk hallerine de değinmekte fayda var. 4 devrimci İhsan Cibelik, Özgül Emre, Serkan Küpeli ve Hasan Unutan tutuklu yargılanıyorlar ama tutuklu olmalarını gerektirecek hiçbir durumları yok. Kesinlikle tutuksuz yargılanabilirler. Çünkü adresleri belli, evleri belli, işleri belli insanlar. Çağrıldıklarında çok rahat gidebilecekler. Yani tutuklu olmalarını gerektirecek, önlem almalarını gerektirecek, önlem olarak tutukluluk halini uygulayacak bir sebep yok. Ama buna rağmen tutuklu olarak yargılanıyorlar. Buna rağmen, buna karşılık Almanya'da silahla yakalanan bir Nazi, ismini şu anda hatırlayamadım ama bir Nazi tutuksuz yargılandı. Silahla yakalandı, eylem esnasında yakalandı, Suriye kimliğiyle yakalandı. Yani yapacağı eylemi bir Suriyelinin üzerine yıkmak üzereyken yakalandı. Buna rağmen tutuksuz yargılandı. Evet, 129 AB yasaları Alman emperyalizminin devrimcilere, ilericilere, yurtseverlere, Marksistlere karşı kullandığı bir yasa olarak biliniyor. Bugün Eda Deniz Haydaroğlu, Ilgın Güler açlık grevindeler. Eda Deniz Haydaroğlu 56 gündür açlık grevinde. Yoğun ilgi var.
Eda Deniz Haydaroğlu her gün Adalet Bakanlığı'nın önünde çadır kuruyor. Bildirilerini dağıtıyor, halka ulaştırıyor. Gerçekten Gerçek Haber Ajansı olarak 3 gündür buradayız. Ve çok ciddi bir ilgi var, çok yoğun bir ilgi var. Gerek Almanlar, gerek diğer milletten insanlardan ilgiyi gözlemlemek mümkün. Burada olacağız. 2 saat sürecek bir miting olacağı için şimdilik yayınımıza kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra röportajlarımızla yayınımız devam edecek. Görüşmek üzere şimdilik.